Televizyon 58 izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda çocuklarımıza yer verdik. Neden? Çünkü yaz tatili yaklaşıyor. Çocuklarımız karnelerini alacaklar. Tabii evde olan çocuklarımız da ne yapacaklar? Yaz aylarında nasıl hastalıklardan korunacaklar? Yaz hastalıklarını konuşacağız. Çocuklarda mevsim hastalıklarını uzman doktor Mehmet Ali Talay ile konuşacağız. Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımız bizlerle birlikteler. Hocamıza soralım. Çocuklarımız yaz aylarında en çok hangi hastalıklarla karşı karşıya kalırlar? Evet, çocuklar her mevsim geçişlerinde özellikle belli hastalıklar daha sık gözükür. Yaza girmeden öncelikle zaman zaman gripal enfeksiyonlar olur. Niye? Hava değişimi çok sık olur, sıcak ve ani değişimlerde bunlar olur. Ve ishaller daha çok başlar, beraberinde eşlik eder. Artı yaz döneminde bir takım alerjik hastalıklar ve güneş yanıkları, güneşe bağlı güneş çarpmasından tutun, güneşin ciltte yaptığı bir takım hastalıklar olabiliyor. Artı çocuklar özellikle yaz döneminde denize, havuza çok girer. Buna bağlı kulak iltihaplanmaları ve deniz ve havuzdan özellikle kaptıkları veya o suyu yuttuğu zaman ishaller çok sık eşlik eder. Zaman zaman tabii ki başka daha böyle bronşit gibi boğaz enfeksiyonları, yani alt solunum enfeksiyonu dediğimiz zatürreye kadar gidebiliyorlar. Yaz döneminde de biz bunları kış döneminde de görebiliriz. Ama yazın en sık gördüğümüz daha çok çocukların yiyeceklerle veya sularla artı veya çevresel koşullardan kaynaklanan aynı hastalığı taşıyan başka bir çocuktan kaptığı zaman yine ishaller sık görür, boğaz enfeksiyonları sık görür. Bunlar özellikle yaz döneminde çocukların ebeveyn en çok işte dondurma yesin mi yemesin mi, havuza girsin mi gitmesin, güneşe çıkarken nasıl koruyacağız? Bunlar en sık bize sorulan. Tabii ki insanlar belli bir tane koruma yöntemlerini yapıyorlar. Bize danıştıklarında biz de yani ek olarak daha ne yapabilirler? O öneride bulunuyoruz. Genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonları çocuklarda tabii ki her mevsim sık görür. Ama mevsim geçişlerinde bu daha çok sıklaşır. Tabii ki bunun zemini bazen hazırlıyor. Çocuk örneğin giyiminde bir değişme olur. İnce giyinir. Bu defa gripal enfeksiyon biraz daha hızlı gelişebiliyor. Veyahut direnci olduğu ya da koşuyor, dışarıda oynuyor, terleyince terliyken soğuk bir şeyler içiyor. Artı ya da bir rüzgar çarpıyor ve gene hastalanabiliyor. Özellikle mevsim geçişine alerjik yapısı olan çocuklar, bu bronşit veya burun alerjisi olanlar çok sık etkilenebiliyorlar. İshaller tabii ki her dönem özgür ama yaza girerken tabii ki yiyecek, dışarıdan yiyecek tüketimi, artı bir takım aynı mikrobu taşıyan tatlar ve bu dönem dönem sularla olsun, yiyeceklerle bulaşan bu yaz ishalleri havuz sularından veya denize girdiklerinden bunlarla kapabiliyorlar. Ve çocuk bu şikayetlerle bize sık gelir. Özellikle yaz ishallerinde tabii ki dikkat edilmesi gereken sıvı kayıpları çok fazla oluyor. Çok aşırı kusmalar oluyor. Zaman zaman ateş olabiliyor. Çocukların tabii ki bu döneme başlamadan önce çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani koruyucu yöntemlerini biz arttırırsak bu hastalıklar azalır. Sokaktan diyelim yiyecek bir şeyler almaması gerekiyor. Alırken dikkatli, temiz olması gerekiyor. Su, tüketilen suyun temiz olması gerekiyor. Havuza, denize girerken suyun yutulmaması açısından çocuğa gerekli öğretilmesi gereken neyse o suyu yutmaması gereken onları öğretmemiz gerekiyor ki havuza girerken suyu yutmasın. Yuttuğu zaman basit bir klor fazlalığı bile çocukta ishale yol açabilir.